Beynimi kaybettim çünkü artık. Kendimizi sevip, hayatımızı sevip daha güzel olmasını istersek aslında o zaman zaten ders çalışmayı seviyor hale geleceğiz. Tekrardan Tonguç Akademi için bir video çekiyorum. Ben çok mutluyum. Umarım siz de aynı duyguları paylaşıyorsunuzdur benimle. Şu an mutlu olduğumu pek yansıtamıyor olabilirim. Çünkü çok uykusuzum gerçekten. İçimdeki Yasemin zaten uyuyor. Ama yapacak bir şey yok. Şu an online ders için uyandım sadece. Dün de ben sahura kadar oturdum. Dolayısıyla 5 gibi, 4.30-5 gibi uyumuş oldum. Ve şimdi saat 9.30'da uyandım bugün. Yani çok sıkıntılıyım gerçekten. Ama 4 ders online dersim vardı. Sabahtan biyolojiyle kimyaya girdim. Şu an neye girdiğimi bile düşünemedim ya. 2 derste Türkçem kaldı. Bu arada 2 ders aramda şunu önermek istiyorum. Hep de söylerim neredeyse çektiğim her videoda. Bence normal hani çalışırken de mola verdiğinizde ya da işte derslere girdiğinizde yine molalarda. Bu söylediğimi belki aileniz kızabilir bana söylediğim için ama biraz şarkı söylemek, böyle bir iki zıplamak, böyle bir biraz bağırmak sevdiğiniz şarkıyla beraber iyi geliyor bence. Bir atmış oluyorsunuz o enerjinizi ve tekrar derste daha kolay odaklanabiliyorsunuz bence. O yüzden kesinlikle bir deneyim. Ben de şimdi şarkı açmıştım. Yine bir 5 dakika sonra son dersime gireceğim. Herkese tekrardan selamlar. Derslerim bitti. Farkındaysanız enerjim bir gözüm açıldı. Bir mutluyum derslerim bittiği için. Şimdi size birazcık Ramazan boyunca neler yapmayı düşündüğümden falan bahsedeceğim. Daha bugünün planını çıkarmadım. Onu çıkardım da ondan da bahsederim. Şimdi dediğim gibi genel konuşmak istiyorum sizinle biraz. Size de öneriler vermek istiyorum. Naçizane tabii ki, yani ben de bir uzman değilim. Şöyle, ben Ramazan'da sahura kadar çalışmayı düşünenlerdenim. Gün içinde çalışanlar da var. Hem gün içinde hem sahurda çalışanlar da var. Yani hem gün içinde hem sahurda çalışırsam bana fazla geleceğini düşünüyorum. Herkes kendini tanır. Size fazla gelmeyecekse, kendinizi bıkmış hissetmeyecekseniz o zaman tabii ki çalışabilirsiniz ama ben kendimi bıksırınca bir süre sonra hiç çalışamıyor hale geliyorum ve o çok çok daha kötü. O yüzden dediğim gibi ikisini birden yapmayacağım. Sahura kadar çalışacağım. Saat 12 gibi başlarım. İşte 3'e kadar çalışırım. 3 saat benim için yeterli. Ben biraz bu, hatta benim işte bu kanaldaki diğer videomda da çok fazla sevmişsiniz. Hani bu kadar sürede nasıl bu kadar soru çözdü diye. TEOG yılımdan kalma bir alışkanlığım. İstemsizce soruları çok hızlı çözüyorum. Bunun bazen dezavantajını da yaşıyorum. Avantajını da yaşıyorum. Durumdan duruma değişiyor gerçekten. Bir de böyle biraz tez canlı da bir insan olduğum için, yani dediğim gibi bazen sıkıntı yaşatabiliyor bana. Ama bana 3 saat çalışmak çok yeterli olacak. Sonrasında hani gün içinde biraz daha geç kalkıp bugün gün içinde uyumayı planlıyorum dediğim gibi ama normalde uyumak istemiyorum. O yüzden sadece sabahları bir tık daha geç kalkıp onu da o şekilde dengelemek istiyorum. Haricinde ben sosyal olmayı çok seven bir insanım. Yani sadece ders çalışamıyorum. Hayatımın hiçbir döneminde böyle bir insan değildim. O yüzden yine ajandama günün görevlerini yazarken bile ben dizi izle, film izle, kitap oku yazan bir insanım. Bence bıktırmamak çok önemli. Vücudunuzu dersten soğutmamak çok önemli. Çünkü hep bana sorulan soru mesela, dersi nasıl sevebiliriz? İşte hani ders çalışmak hiç istemiyorum, masaya hiç oturamıyorum diyor bana hep takipçilerim. Kendinizi soğuttuğunuzda tabii ki oturamazsınız. Yani ders çalışmanın aslında bir zorunluluk değil de ileriki safhalarda hayatımızı güzelleştirmemize yarayacak bir basamak olarak görürsek, kendimizi sevip, hayatımızı sevip daha güzel olmasını istersek aslında o zaman zaten ders çalışmayı seviyor hale geleceğiz. Tabii ki her zaman için konuşmuyorum. Bazen bıkacağız, çok normal. Bence bizim en büyük problemimiz, tabii ki kendimi de katıyorum buna, ders çalışmayı bir zorunluluk olarak görmemiz. Onu aştığımız zaman bence hepimiz çok daha kolay zaten çalışıyor hale geleceğiz dediğim gibi. Planım bu şekilde. Zaten anlattım ama uygulamalı bir şekilde de akşam göreceksiniz. Şimdi ara veriyorum, yani bir otururum, bir şeyler izlerim. Planımı da hazırladıktan sonra ondan da bahsederim. Şimdilik görüşürüz. Bu kız artık uyuyor. Buna haber vermek için geldim. Şimdi gideceğim, biraz uyuyacağım. Zaten halimden de anladığınız gibi sabah biraz enerjim yerine gelmişti ama tekrar düştü yani normal olarak. Öyle yani, birazcık uyuyacağım. Sonrasında tekrar görüşürüz. Selamlar. Yüzümdeki mutluluktan da anlayacağınız gibi iftara çok az kaldı. Bir 10 dakikası falan var. Tam sofrayı hazırlamadan da ben bir plan programımı yapayım dedim. Size de hem nasıl yaptığımı göstereyim. Sonrasında iftar bittikten sonra da geceye doğru zaten
artık uygulamasına geçeceğiz. Şimdi programı nasıl yapıyorum? Bakın şöyle küçücük bir defterim var benim. Bu deftere gün içindeki görevlerimi yazıyorum. Mesela yazdığım bir günü açalım. Mesela şu şekilde bakın yanına bir kutu ve görevimi yazıyorum. Mesela işte 20 problem demişim, 20 paragraf falan demişim. Sonuna da böyle o gün içinde toplam çözdüğüm soru sayısını yazıyorum. Şimdi bugünkini yazarken de benimle beraber olun istedim. Hemen başlıyoruz. Önce kutularımı çizeyim. Kaç tane görevim var? 1, 2, 3, 4, 5. Şu an kendime koyduğum 5 tane görevim var. Ama o hani erken bitiyor, birkaç bir şey daha yapıyorum, geç bitiyor olmuyor falan derken aslında biraz zaten çok da sabit değil. Oynuyor bunlar ama benim planladığım bu kadar diyelim en azından. İlki ben her gün problem çözüyorum. Bunu LGS'ye de hazırlanıyorsanız, üniversite sınavına da hazırlanıyorsanız bence kesinlikle paragrafı mutlaka çözün. Ama hani hiçbir sınava hazırlanmıyorsanız, şöyle bir öneride de bulunmak istiyorum arada bir. Hiçbir sınava hazırlanmıyorsanız, işte atıyorum 9. sınıfsınızdır, 7'sinizdir, 6'sınızdır. Paragraf çözmek yerine ben kitap okumanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten kitap okumanın faydalarını yani ömrümün sonuna kadar savunacağım büyük ihtimalle son nefesime kadar. Kitap okumak çok güzel bir şey. Kendinizi inanılmaz geliştireceğiniz bir şey. O yüzden hani paragrafı bırakın son yılınıza ya da işte 11. sınıfınıza falan. Bu arada hiç bunlardan bahsetmesem de ben 11. sınıfım ve bir sayısal öğrencisiyim. Diğer hedefim de problem çözmek. Bunu da yine sınava hazırlanıyorsanız zaten çok önemli olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. En fazla gelen soru tipi problem zaten. O yüzden bunun öneminden bahsetmiyorum. Bu arada paragraf için fixlediğim soru sayısı 20, problem için de 24. 3 teste denk geliyor. Daha sonrasında sinir sistemi çalışacağım. Ben 11. sınıf biyolojisini baştan almaya karar verdim. Bu dönemde siz de hani hangi sınıftaysanız onu böyle bir baştan tarayabilirsiniz isterseniz. Bizim sistemler var ya, 11. sınıf full böyle sistemleri öğreniyorsunuz. Sinir, üriner, sindirime, bütün sistemler var. Ve unutuluyor yani çünkü çok fazla Latince isim var. Tekrar etmediğin sürece unutuyorsunuz. Ben mesela sırf sistemlerden 3 tane kitap bitirdim. Ama şu an yine of inanılmaz derecede iyiyim diyemem. O yüzden tekrar bir kitap daha aldım. Ondan tekrar çözeceğim. Çözerken de bir tane defter hazırlamayı düşündüm. Yani kendi konu anlatım kitabımı yapacağım diyebiliriz. Bir defter çıkaracağım. Ona notlarımı yazacağım falan derken bugün sadece not çıkaracağım. Çünkü aynı gün hem not çıkarıp hem test çözemem büyük ihtimalle. Zaten not çıkarmak çok fazla zamanım alacak. Haricinde her güne fixlediğim yine bir geometrim var. Çünkü geometrim çok iyi değil. Yani maalesef sıkıntı yaşadığım derslerden biri benim geometri. Ve gelişmesi için de sürekli soru çözmem gerekiyor. Geometrinin başka gelişecek hiçbir yol olduğunu düşünmüyorum. Yani sadece tecrübe gerek. O yüzden onu da her gün çözmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bir de yine geometri konusu olan analitik var. Analitik geometriden de bir formül kağıdı çıkarmak istiyorum. Bu kadar, bakın böyle gözüküyor şimdilik. Zaten bugün şu an ders adına yaptığım tek şey sabah online derse girmekti. Neyse, o zaman ben şimdi artık iftara gidiyorum. Çok mutluyum. Daha sonrasında tokken ve daha mutluyken ve derslerimizi yaparken görüşürüz. Şimdi bakar mısın? Ay bakamadınız ki. Bakar mısınız ya? Yani şu an tam iki taş olsa yersiniz ama. Ama olsun yani, çok güzel gözüküyor. Makarnamız da ısınıyor burada. Mutluyum. 3-5 dakika var, çok mutluyum. Selamlar. Ben bütün videolarıma böyle giriyorum. Selamlar. Şimdi birazcık derslerime başlamak istiyorum. Saat şu an 10'a 20 var. İftarımızı açtık. Çok mutluyuz. Bu arada oruç tutan herkesin Allah orucunu kabul etsin. İnşallah. Şimdi ben paragrafımı çözeceğim. Paragrafımla problemime başlamayı düşündüm. Bir de bu Ramazan'da beni en çok zorlayan şey kahve bu arada. Birazcık çözdükten sonra kahve içmek istiyorum. Hala hayallerim var yeme içme üzerine. Şimdi dediğim gibi 20 soruluk paragrafımı çözüyorum. Sonra böyle bir 8-16 keyfimiz karar verecek. Biraz da problemimi çözerim. Yani şu anlık programım bu kadar. Sonra zaten gece devam edeceğiz. Beraberiz. Şimdi tekrardan masamın başına geçtim. Kahvemi içtim falan. Mutluyum şu an. Saatleri 12.30 yapmışım. Sadece kahve içmemişim belli ki. Neyse dinlendim zaten.
Şimdi ne yapacağımı sorarsanız sinir sisteminin notunu çıkarmaya artık başlıyorum. Bu arada ben tamamen problemleri bitirdim. Gerçi gördünüz, görev kutumu tamamen boyadım. O işim bitti. Şimdi sinir sisteminin notunu çıkarmaya başlıyorum. Dediğim gibi karşıma bilgisayarı açtım. Tonguç Akademi'nin 11. sınıf kanalından sinir sistemi videosunu açtım. İlk videosu, iki video halinde yapmışlar. İlkini açtım. Bir de birkaç konu anlatımlı kitap aldım yanıma. Daha önceden taradığım kitapların, böyle atıyorum beyin mesela, hani çizmektense alıp yapıştıracağım direkt. Böyle biraz daha kapsamlı not çıkarmak istiyorum. Yani tekrar bir konu anlatımlı kitaptan çalışmak istemiyorum. Bir daha çalışmam gerektiğinde, çünkü hep gerekecek yani. Ezber olduğu için. Biyolojiye bu arada ben hep sözel bir ders derim ve bazen linç yiyorum bu konuda, ama bence gerçekten biyoloji sözel bir ders. Sayısalcılar beni anlayacaktır. Neyse, dediğim gibi işte ondan resim koparacağım. Videodan da notlarımı çıkaracağım. Güzel olacağını düşünüyorum. 36 dakika birinci video, ikinci videoda 40 dakika. Biraz yani bayağı vaktimi alacak zaten. O yüzden lafı çok uzatmadan başlamak istiyorum. Eğer siz de benimle birlikte şu an çalışıyorsanız hepimize kolay gelsin. Artık saçımı da topladığıma göre işler ciddi. Şimdi kaç sayfa yazı yazdığımı size bir söyleyeyim. Bu arada ben tam 12.34'te yazmaya başladım. Şu an saat 1.31, yani 1 saat olmuş. Biraz estetik yazmaya çalıştığım için de vaktimi almıyor değil aslında. Bu kadar uzun sürede yazmıyorum normalde. 1, 2, 3, 4, 5 sayfa yazı yazmışım 1 saatte. Neyse, şimdi size bir göstereyim. Siz de aşağı yorumlara yazın size göre de estetik mi. Ama değil derseniz çok üzülürüm. 1 saatte 5 sayfa yazdım. Her resmi de yapıştırmayayım deyip o yüzden nöronu kendim çizdim. Çok iyi bir fikir olmayabilir. Neyse. Bakın böyle. Bir tane yapıştırmış, sinapsları yapıştırdım. Yapıştırıcım galiba çok kuvvetli değilmiş. Biraz kötü yapıştı. Onu halledeceğim tekrar. Öyle. Bu kadardı vallahi, gerçekten bir saattir. Of, çok üzüldüm şu an böyle düşününce. Neyse, ben bir şarkılık ara veriyorum. Bugün size anlattığım gibi biraz şarkı söyleyeceğim. Sonrasında devam. Dostlarım, sonunda bitirdim. Çok mutluyum gerçekten. Yani gözlerim yoruldu bir tık. Şimdi işte en son hastalıkları da yazdım. Hatırladım. İki tane daha bir tane bir şey daha yapıştırdım. Bakın şöyle beynin loblarını yapıştırdım. Bence yine hani bir tık daha güzel duruyor. Çok kötü değil herhalde. Şimdi şu an saat 2.18. Neyse olsun ya. En azından şu an öğrendim. Gerçekten faydalı bir neredeyse 2 saatte. Boyamak istiyorum onun kutucuğunu. Çünkü onu boyamak için 2 saattir burada bir şeyler yazıyorum. Boyadım vallahi, mutluyum. Tamam. Şimdi geometrimi çözeceğim. Eğer hala vaktim varsa, yani atıyorum saat 3 ise, biz 3.30, 3.40 gibi falan yiyoruz çünkü. Belki birkaç test o sinir sisteminden de çözebilirim, bilmiyorum. Gaza geldim ya, bugün ders çalışasım vardı. Bence siz motive ettiniz beni. Umarım ben de size edebilmişimdir. O zaman geometri kitabımı getireyim de başlayalım. Getirdim bu Tonguç'un üçgenler föyü. Bunu çözmeye başladım ben. Başta da söylediğim gibi geometrim pek iyi değil. Ama bakın 5'te 5 yaptığım sayfa bile var. Yok artık. Ya bu kitabın en sevdiğim yönü ne oldu biliyor musunuz? Bir de bana şeyi sormuşlar ben gösterdikten sonra. İşte 9. sınıfım, kitabın üstüne TYT yazıyor, korktum falan demişler. Ama şöyle, hani siz de 9-10'sanız söylemek istiyorum. Zaten üçgenler 9. sınıf konusu. O yüzden çözemeyeceğiniz bir şey yok. TYT yazmasının sebebi de içinde yeni nesil sorular olması. Ama daha 9'dan yeni nesil soru çözmeniz mükemmel bir şey olur. Çünkü biz zaten şu an onunla cebelleşiyoruz. Şimdi dediğim gibi bunu birazcık çözeceğim. Sonrasında formül kağıdı çıkaracağım. Benden bu kadar. Film bitti. Saat 3.10 geçiyor. Sabahtan beri ya, o kadar saçma oldu ki. Sabahtan beri size diyorum ki işte ben aynı gün hem not çıkaramam hem soru çözemem. Bıkıyorum, o zaman bıktırmamam lazım kendimi falan dedim. Ama bugün aktı. Büyük ihtimal sinir sistemi olduğu için aktı. Hani biliyorum ya zaten. O yüzden asıl not çıkarması sıkıcıydı. Yani sorusunu çözerken yorulmadım.
Kaç soru çözdüm ya ondan? Dur bir saniye hesaplayayım size. Paragraf 20 çözdüm bugün. Problem 24. Geometriden 15 soru çözdüm. Hemen hesaplıyorum. 50 soru da biyolojiden çözmüşüm dediğim gibi. En azından o hani yeni bir kitaba başladım demiştim. O kitaptan sinir sistemini tamamen bitirmiş oldum. Sonraki sistemlerle devam edeceğim. Mutluyum yani. Ben verimli bir gün olduğunu düşünüyorum. Ama yoruldum. Gerçekten pilim bitti. Arada böyle bir şarkı açtım. Eğlenmeye çalıştım. Beynimi kaybettim çünkü artık. Ama memnunum gün sonunda. Sahurumu da yaptım. Artık benden bu kadar. Vedalaşma zamanı geldi. Saat 3.54. Artık uyumam lazım. Kim bilir yarın kaçta kalkacağım. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Umarım beni sevmişsinizdir. Verimli olabildiyse çok mutlu olurum gerçekten. O zaman başka videolarda inşallah daha sonrasında görüşürüz.